Eylemler üzerinden gideceğim. Çünkü Oktay Saral demiş ya, Amerika'da olsa, Avrupa'da olsa ne olur diye. Bu hakikaten arda arda eylemleri konuştuğumuz gibi bir gün. Diğer eylem dizisi de Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelerde, üniversiteler ayakta. Şimdi üniversite gelişmeler farklı, fakat Kolombiya Üniversitesi'nde bu iş tam böyle bir açmaza, bir çıkmaza dönmüş durumda. Ben anlatırken belki ufukta size görüntüleri verir Kolombiya Üniversitesi'nde yaşananların, çünkü polis müdahale etti. En son kaç kişi? 1.000 kişi kadar gözaltına alındı. 1.000. Kolombiya Üniversitesi'nde öğrenciler biliyorsunuz bir kamp alanı kurdular. Bu Gazze'de yaşananlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e verdiği desteği protesto etmek için bir kamp alanı kurdular. Bu kamp alanı yerinde dursun, durmasın, üniversitenin yöneticisi de, kendisi de bir Müslüman, rektör yani Şefik ne yapacak, ne edecek? Öğrencilere çağrıda bulundu. Öğrencilere pazarlık yapıldı, fakat bu pazarlıklar bir yere ulaşamadı. Ve sürekli Şefik'i de siyasiler sıkıştırıyor. En son 29 Nisan'da 21 tane demokrat temsilci, yani milletvekili bir mektup yazdılar Şefik'e ve dediler ki, bakın artık siz, sesini kısalım, kararlı bir şekilde hareket etmek zorundasınız. Çünkü burada bu kampın bulunması, dediler, buradaki kişilerin sivil özgürlüklerini sınırlıyor. İşte onlar da özellikle hani antisemit sloganlar atılması ve diğer öğrencilerin eğitim hakkının sınırlanması üzerinden gidiyorlar. Ve bu kamp alanının buradan kaldırılması lazım diye üniversite rektörü ciddi anlamda sıkıştırıldı. Bir uzlaşıya varılamadı. Şunun için diyorum. Bazı üniversitelerde, mesela işte Northwestern'da falan, orada da kamp alanları kuruldu ve üniversite yönetimleri öğrencilerle pazarlık ettiler. Dediler ki, ne istiyorsunuz kardeşim? İşte de invest, yani bu şey olsun, İsrail bu savaşa destek verilmesin. Mesela Northwestern'da şöyle bir şeye karar kılınmış. 5 tane Filistinli öğrenciye üniversite full burs verecek. Gelecekler, orada kalacaklar, okuyacaklar. Bunun gibi mesela bazı konularda anlaşılıyor. Veyahut da diyelim ki İsrail yanlısı bir think tank üniversiteyle iş yapıyor. Artık bu think tankle iş yapılmasın, dediler öğrenciler. Tamam, dedi üniversite yönetimi. Bu takım anlaşmalara varılabildi. Kolombiya'da varılamadı. Ve en son boşaltın demişti üniversite yönetimi. Boşaltılmayınca durum bu. 1.000 kadar gözaltı. Tabii işin şöyle bir tarafı da var. Kolombiya Üniversitesi sembolik. Neden diyecek olursanız, kimilere göre 68 olaylarının başladığı bir nihayete er, ya bir amaca ulaştığı, ya da kimilere göre 68 olaylarının bittiği üniversite. 22 Mayıs 1968'de, yani Mayıs ayında 1968'de, malum işte o zaman Vietnam gösterileri var. Vietnam gösterileri tırmanıyor ve Kolombiya'da, o sırada işte Kolombiya'da hem bu Vietnam karşıtı gösteriler, hem de o dönem okula yeni bir spor salonu yapılması planları var. Fakat bu spor salonu öyle bir kampüste, öyle bir yere yapılacak ki Harlem'de kampüs halkla üniversite arasındaki ilişkiyi kesecek diye, yine aynı şekilde böyle bir üniversite işgali söz konusu oluyor. Ve yine bu üniversite öğrencileri, Kolombiya'daki üniversite öğrenci, burada hani son damla diyeyim, Hamilton alanının, binasının işgal edilmesi harekatı oldu. Üniversiteler burayı işgal edince bu böyle bir başka bir level'a geçirdi olayları. Çünkü 68'de de Hamilton Hall'un işgali sonrası işin rengi değişiyor biraz Kolombiya Üniversitesi'nde. Afrika asıllı siyahi öğrencilerin de çok olduğu bir üniversite. Ve Hamilton Hall işgal edildikten sonra siyah öğrencilerle beyaz öğrenciler arasında bir ayrışma başlıyor. Farklı yönlere gidiyor hareket. Ve daha sonra zaman içerisinde siyahi öğrenciler Hamilton Hall'u işgal ederken beyaz öğrenciler başka bir yeri işgal ediyorlar. Hepsi muhalif bu arada. Hepsi muhalif zaten. Hem Vietnam Savaşı'na muhalifler, hem işte kampüsteki yeni düzenlemelere muhalifler falan. Fakat hepsinin, bu siyahi öğrencilere beyaz öğrenciler ayrışıyor ve daha sonra da tada kalan, yani ne o ne bu diyen öğrenciler, ırkçı öğrenciler değil bunlar bu arada. Aralarında belki ırkçı olanları da var o dönemde, ama yani sizin dediklerinize katılıyoruz ama bu işgal hareketinin sonlanmasını istiyoruz diyen bir majority coalition, yani bir çoğunluk koalisyonu diye, ayrıca çoğunluğu beyazlardan oluşan öğrenciler bir araya geliyor. Onlar da Hamilton Hall'u bu sefer çevreliyorlar. Buraya yiyecek, su girmesini engellemeye başlıyorlar bu öğrenciler. Ve diyorlar ki, biz buradayız. Bu işgali sonlandırmak isteyen, çıkmak isteyen varsa tamamıyla güvenli geçişini sağlayacağız diye. Bu sefer öğrencilerin birbirine girdiği bir ortam oluşuyor. Aslında biraz da
O hatırlatıyor Hamilton Hall'un işgal edilmesi üniversite yönetimine ve anladığım kadarıyla öyle tedirgin ediyor. Ve tabii New York'un göbeği hassas bir yer falan. Dün polis böyle müdahale etti. Çok katmanlı karmaşık bir durum. Fakat tabii burada şöyle uyuşmuyor. Şimdi bu sefer herkes dönüp diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ne kardeşim sen herkese bütün ülkelere dönüp ifade özgürlüğü diyorsun. Kendi içinde yaşanınca bak başka türlü önlemler alıyorsun. Bu nasıl çifte standart diyorlar. Çünkü Amerikan Başkanı Joe Biden da Hamilton Hall işgal edilince öğrenciler yanlış yapıyor, doğru yapmıyor deyip yani biraz ağırlığını diyelim bu gösterilere karşı koydu Joe Biden. Fakat bu iş yani bunların polisin müdahale şekli de bu gösterileri sonlandırmıyor, tırmandırıyor. İş nereye gidecek çok merak ediyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Üniversitesi'nde UCLA'de de başka bir şey yaşandı. İki grup birbirine girdi. Şimdi bir anda Filistin yanlısı gruplar onlar çadır kurdular ve bu sefer Musevi öğrenciler bu çadırlara saldırdı. Bakın gördüğünüz gibi birbirlerine de böyle bayağı ırkçı işte kokuyorsun, mokuyorsun diye birbirlerine ırkçı şeyler söylüyorlar. Musevi öğrenciler biz burada kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bunlar antisemit diye öbür tarafa saldırıyor. En son yayını açmadan önce Reuters canlı yayın yapıyordu. Reuters'tan izliyordum. Polis girdi UCLA'ya da. İki grubun arasına girmiş polis yani birbirlerine saldırmasınlar diye. İşte iş acayip bir yere gidiyor. Tam da Amerika Birleşik Devletleri'nde hep şey konuşulurken ya iç savaşa mı gidecek bu ülke? Bu ülkede polarizasyon çok fazla. Acaba iç savaşa mı gidecek diye. Hatta bunun bir dizi de çıkmış. Şimdi o diziyi de konuşuyor herkes Civil War diye. Bir iç savaş çıksa Amerika'da ne olur diye. Bu da ayrı böyle bir gerilim noktası oldu. Kültür savaşının yaşandığı ayrı bir şey oldu. Bir başka böyle bir çıkmaz nokta. Üniversitelerde bu iş gitgide sarpa sarıyor gibi görünüyor. Yaşananlar bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fakat bence burada her halükarda Biden kaybedecek. Biden neden kaybedecek derseniz, şimdi bir taraf Biden'a tabii bir kere Araplar, geleneksel olarak demokratlara oy veren Araplar, göçmenler kızıyorlar Biden'a. Yani nedir artık bu koşulsuz İsrail desteği? Böyle bir şey olabilir mi diye. Demokratların bir kısmı da kızıyor. İlla hani Arap olmasına, göçmen olmasına gerek yok. Daha böyle progresif demokratlar diyorlar ki kardeşim, yani mesela askeri yardım yapıyorsun İsrail'e, silah satıyorsun, bari koşul koy. Nasıl başka ülkelere koşul koyuyorsun? Bunu kendi savunma için kullanabilirsin de. Bir yerde artık bu Netanyahu'ya dur de, çüş de, bu böyle olur mu diyorlar. Kızan çok. Şu olabilir. Gidip bunlar Trump'a oy verecek değil. Ama sandığa gitmezler mesela. Sandığa gitmeyebilirler. Öte yandan da İsrail lobisi de yeterince İsrail yanlısı değilsin diye kızıyor. İşte bir İsrail sıkıştırmaya çalışıyorsun. Mesela işte bu yerleşimcilere yönelik yaptırımlar Amerika'dan böyle kararlar geçiyor. Yerleşimcilere yönelik yaptırımlar yapılacak mesela. Buna kızıyorlar. Ya da bazı İsrail'in askeri birliklerine yaptırım kararı çıkarılmaya çalışıldı. Bunun önü kesildi falan ama bu yandan öbür taraftan da İsrail lobisi de yeterince İsrail yanlısı değilsin diye kızıyor Biden'a. Her halükarda bence burada Biden hırpalanacak. Bu da Trump'ın şansı. Muhtemelen Trump iktidarda olsaydı çok daha ayrıştırıcı, çok daha polarize edici bir şekilde gösterilere müdahale edilecekti. Muhtemelen Trump iktidarda olsa çok daha İsrail yanlısı bir duruş sergileyecekti falan. Fakat işte Trump'ın şansı bir anlamda bu olayların tam da seçim öncesi patlamış olması. Böyle bir durumla karşı karşıya Amerika Birleşik Devletleri takip etmeye devam ediyoruz.